Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda bir soru çözümü yapacağız. Soru da bizden istenilen O noktasındaki, O pinindeki kuvvet, aynı zamanda şuradaki yağ pistonumuzdaki yağın basıncını soruyor. Bize verilen şuradaki teta açısı 40 derece ve 50 milimetrelik çap verilmiş pistonun çapı. Önce kuvvetleri gösterecek olursak, şurada aşağı yönde bir tane kuvvetimiz var. Pistondan gelen bir tane sağ yönünde, yani x yönünde, bir de yukarıya doğru diyeyim. Bunun sağa doğru olduğundan eminim. Çünkü şurada pressure yukarı doğru olacaktır. Bunu birbirini götürmesi için bunun sağda olacağından eminim. Ama şunun yukarı mı aşağı mı olduğunu bilmiyorum. Eğer yeşil kuvvetimiz büyükse, yeşilin y komponenti büyükse, kırmızıya eklenecektir bunu dengelemek için ve aşağı doğru olacaktır. Eğer kırmızı kuvvetimiz büyükse yeşile eklenip buna eşit olması için yukarı yönde olacaktır. Şimdi kırmızının büyük olduğunu varsayarak yukarı yönde olduğunu söylüyorum. Ondan sonra şurada x yönündeki kuvvetlerimi gösterecek oklarımı çizeceğim. Bir tane sol tarafa doğru yeşil kuvvetimden var. Sağ tarafa doğru bir mavi kuvvetim var. Bunlar birbirine eşit olmalı ki şey olsun, net kuvvetimiz sıfır olsun. Y eksenindeki kuvvetlerime bakacak olursam, aşağı doğru bir tane kırmızı kuvvetten, yukarı doğru bir tane yeşil kuvvetimden var, artı bir tane daha yukarı doğru mavi kuvvetimden var arkadaşlar. Momente bakacak olursak, burada hangi noktanın momentini alsak bize fayda verir? Bakın, O'dakinin yönünü bilmiyorum zaten. Yönünü bilmediğim için ve iki tane burada bilinmeyen kuvvetim olduğu için en iyisi ben şuradaki F2 ve kırmızıdaki aynı zamanda mesafeleri de bildiğimiz için O noktasını kullanacağım. O noktasındaki moment gösterecek olursak, bak, kırmızının oluşturduğu moment şu yönde olacaktır ve yeşilin oluşturduğu moment tam tersi yönünde olacaktır. Bakın, görüyorsunuz O noktasına şurada şu yöndeki kuvveti sol tarafa doğru döndürmek isteyecektir. O halde şu şekilde yazabilirim. Saat yönünün tersine bir tane kırmızı ve saat yönünde bir yeşil. Bunlar birbirine eşit olmalı ki toplam momentum sıfır olsun. Şekille gösterdim. Daha da kafanıza yatsın diye. Şimdi bunun denklemini kuracağım. Bize bilinmeyenler neymiş, neleri bulmam lazım onu çıkaracağım arkadaşlar. Toplam fx eşittir. Nedir arkadaşlar? Eksi yönde olduğu için f2x diyorum. Şuna 2 diyorum arkadaşlar. Buna 1 diyorum. Buna da 3 diyorum kuvvet olarak. f2'nin x yönündeki sol taraf olduğu için eksi dedim. Artı f3x diyorum. O halde buradan elde edeceğimiz sonuç ikisinin birbirine eşit olacağıdır. f2x eşittir f3x'tir arkadaşlar. Eşittir f3x. Sonra ikinci de denklemime geçiyorum. fy diyorum arkadaşlar. Şurada şu kırmızı kuvveti hemen şurada bulacak olursak, çünkü kolay olduğu için şurada bulayım, sonra bir daha uğraşmayayım. F1y diyorum eşittir. Eksi yönde 120 çarpı 9.81'den kilosunu biliyorum. Gravity ile çarptığım zaman 1177.2 Newton olacağını görürüz arkadaşlar. O halde şöyle buraya yine yazalım. Eksi 1177.2 Newton. Ondan sonra iki tane de artımız var arkadaşlar. Artı F2X artı F3 pardon Y olacak. Y olacak. Şurayı Y diyorum. Artı F3Y artı F3Y. Buradan çıkaracağım sonuç, F2Y ile F3Y'nin toplamı F2Y artı F3Y eşittir. Nedir arkadaşlar?
1177.2'dir. 1177.2'dir. Buradan da bir denklem çıkardım. Şimdi üçüncü denklemime geçiyorum. Üçüncü denklemimde moment yazacağım. Kırmızı ile şu momenti göstereceğim. Önce kuvvetimi yazıyorum. 1177.2. 1177.2. Aralarındaki dik mesafe şunların toplamı, yani hipotenüs çarpı kosinüs 40'tır arkadaşlar. Şu mesafe kosinüs 40 çarpı hipotenüstür. Yani 785 artı 340 çarpı, şuraya da çarpı yazayım. Şuradaki noktayı belirtelim. Kosinüs 40. Şimdi ben direkt şuraya 0 diyeyim arkadaşlar. O halde şöyledir. O halde kırmızı olan, bir saniye, diyorum ki momentum 0'dır. O halde kırmızı olan eşittir yeşil olan, yani neyim var burada? F2x'im var. Bakın y yönündeki F2 bir moment oluşturmayacaktır. X yönündeki oluşturacaktır. F2x çarpı dik kuvvetimiz, dik mesafemiz 360. Buradan F2x'i bulabilirim. Bakın yukarıda hiçbir sonuca varamam. Ama şuradaki moment denkleminden F2x'i bulabilirim arkadaşlar. F2x eşittir. Buradaki denklemden 2818.1 olacaktır. Ondan sonra F2x'i buldum. O halde F3x'i de bulabilirim. Birbirine eşittir magnitütleri. F3x eşittir. Şuna başına eksi koyayım. Eksi yönünde vektör olarak gösterirsem. F3x ise 2818.1 olacaktır. Onunla aynı değerde olduğu için. Sonra bizim burada F2y'yi bulmamız lazım. Arkadaşlar F2y'yi bulmamız için bakın şöyle bir üçgen çiziyorum. Buradaki açıyı bulursam kosinüsü F2x'i verir. Hipotenüsle kosinüsü çarpsam F2x'i verir. Ve sinüs x'i çarpınca da F2y'yi verir. O halde her türlü benim şuradaki açıya ihtiyacım var arkadaşlar. F2'yi bulmam için her türlü ona ihtiyacım var. O halde aşağıdaki sayfadan onu bulacağız. Çünkü burada yerim kalmadı. Aşağıdaki sayfada oradaki açıyı bulmak için daha da yakınlaştırdım. Şöyle bir tane üçgenim var. Bana şuradaki açı lazım arkadaşlar. Şuraya alfa diyor. İstenilen alfa. Verilenlere bakıyorum. Tetamız 40. Tetam 40. Şuradan bir tane daha üçgen çıkarıyorum arkadaşlar. Burada dik üçgen olacaktır. Ve bir üçgen daha çıkartıyorum. Bakın bu açıyı bulmak için birçok yöntem var. Ben başka bir yöntemle de buldum ilk önce onu. Ama o biraz daha zor. Sonra bu yöntemin daha kolay olduğunu gördüm. Bu yöntemle açıklayacağım. Başka yöntemlerde de bulabilirsiniz. Sonuçta geometri ama çok uğraştırıyor. Uğraşmanız gerekiyor. Uğraşmadan bırakmayın arkadaşlar. Bakın şurası 90. Şurası 90. Şuradaki açıyı bulabilir miyim? Buradaki açıyı bulursam şurayı da bulurum. Toplamı 40 çünkü. Buradaki açıyı bulmak için ark tanjant diyorum. Şuraya ark tanjant. 110 bölü 340. Bakın. 110 şurası bölü 340. Şunun tanjantı 110 bölü 340'tır. Açıyı bulmak için ark tanjant 110 bölü 340 derim. O da 17.93 olacaktır arkadaşlar. Diğer açım şurası 17.93. Buradaki açımda 20 geriye ne kalıyor? 22.07 kalıyor. Şöyle yazacak olursam 22.07 kalır arkadaşlar. Buradaki açımız. O halde şimdi ben buranın hipotenüsünü bilmiyorum ama hipotenüsü bulmak için şuradaki hipotenüsü bulmak için kök içerisinde 110'un karesi artı 340'ın karesi diyorum eşittir 357.35'i verecektir arkadaşlar. 357.35. Sonra hipotenüsü bildiğim için şuradaki, yani şura şuraya eşittir. 357.35'i kosinüs
22.07 ile çarparsam neyi bulurum? Şuradaki uzunluğu bulurum. Aynı zamanda sinüsüyle çarparsam da bana dik uzunluğu verecektir. Şuradaki. Onu da şu şekilde yazıyorum. Şurası 331.165 gelecektir. 331.165. Burada 134.27'yi verecektir arkadaşlar. O halde şuramız 360. Burası 134.27. Burası da 331.165 olduğuna göre arktanjant, bakın son bir denklem yazıyorum ve bu sefer bulacağım alfayı. Arktanjant 360 artı 134.7. Yani 494.27 pardon. 494.27 bölü 331.65 diyorum. Bu bana açıyı verecektir. Şurası 165 olacak pardon. 65 değil 165. Cevabım 56.18 olacaktır. Açıyı buldum. Alfa 56.18 olacaktır. Yukarıya çıkıyorum. Sonra şuraya alfa diyorum. Alfa eşittir 56.18. O halde F2X'i bulduysam F2Y eşittir tanjant alfa çarpı F2X'tir arkadaşlar. Tanjant 56.18 çarpı 2818.1 eşittir 4206.45 Newton olarak bulacağız arkadaşlar. Bilinmeyen geriye F3Y kaldı. F3Y'yi şuradan hemen yerine koyduğumuz zaman F3Y negatif bir değer çıkacak. F3Y eşittir. Eksi 3029. Eksi 3029. Nokta 3. O halde ben şurada bir yanlış yaptım. Yani yanlış değil, varsayımım. Sadece hatalı çıktı ve onun hemen yönünü değiştiriyorum. Demek ki şöyle negatif yönde olacak. Hatta daha da mantıklı göstermek için şöyle yapalım. Yeşil kuvvetimiz daha uzun olsun şöyle. Kırmızı kuvvetimizle mavi kuvvetimiz ikisinin toplamı yeşil kuvvete eşit olsun. Evet, burada mavi kuvvetimi de buldum. Y komponentini. Şimdi bizden O noktasındaki magnitüdü istemiş. Magnitüdü istediğine göre yani F3'ü istiyor arkadaşlar. F3 eşittir kök içerisinde F2Y'nin karesi artı F2X'in karesi. Pardon, F3 arkadaşlar. Şurası F3X'in karesi. Bu da yani 2818.1'in karesiyle 3029.3'ün karesini alırsanız cevap 4137.43 Newton olacaktır. 4137.43 Newton. Bu bize F3'ün magnitüdünü verdi. Bilmediğimiz sadece pressure'ımız var. Pressure eşittir F bölü area diyoruz. Kuvvet bölü alan. Ondan sonra eşittir. Kuvvetimiz nedir arkadaşlar? Kök içerisinde F2X'in karesi artı F2Y'nin karesidir. Bölü pi çarpı R'miz 25 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. Bu da 0.025 yapar. 0.025 yapar. Pi R kare. Alanımız bu olacak. Arkadaşlar bu işlemi yaptığınızda force'u area'ya böldüğünüzde pressure'ın 2.58 çarpı 10 üzeri 6 pascal cinsinden yani Newton bölü metrekare cinsinden olduğunu görürsünüz. O halde şöyle altını çizelim. Birinci bize sorduğu şey cevabı şöyle olacak. Yani pressure'ın cevabı bu. Onun dışında bir de ne sordu?
O noktasındaki kuvveti sordu. Onun cevabı da 437.43 olacaktır. Şuradaki kuvvetimiz, tekrar gösteriyorum arkadaşlar, bu yönde değil, eksi olduğu için şunu da sileyim, bileşkelerini göstereyim. İkisinin bileşkesi şöyle şu yönde olacaktır. Bakın bunun sol x komponenti bununla sadeleşir, yani sıfırlaşır. Ve bunun y komponenti eksi, bununla bunun y komponenti sıfır olacaktır. Toplam forsumuz sıfır. Toplam forsumuz sıfır, sıfır. Toplam momentimiz sıfır. O noktasından moment aldım. 3 denklemle ve biraz da geometriyle bu soruyu bu şekilde çözeceğiz arkadaşlar. Başarılar diliyorum.